Sevgili Yusuf Alabar da seni ben kaldıracağım. Eyvallah. Olur. Sen şimdi notlarını not aldın. Not almıştım onu. Ben de seninle beraber şöyle bir hazırlık eyvallah yapayım, geleyim. Sevgili Abdullah Ağar, seni biraz bu tarafa alacağım. Sakın beni kaldırmayın. Evet. Sakın. Bak onu söylüyorum önceden. Şimdi arkadaşlar, eğer bu görüntüleri ekrana yansıtabilirlerse bu görüntüleri biraz yorumlamak istiyoruz. Çünkü bu operasyonlar aslında bir ölçüde tabii önemli. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı bu operasyon aslında her anlamda, her yönüyle çok dikkatle verilen mesajlarla dolu. Şimdi karşımıza bir harita var ve arkadaşlarım verebilirlerse arada bir de bu vurulan noktaların görüntülerini de verebilirlerse iyi olur. Çünkü nereler vuruldu? Bu cephanelik miydi? Bu PKK'lı terör örgütü mensupları buraları hangi koşullarda kullandı? Bunları da beraber yorumlayalım. Sevgili Alabar'da. Evet. Şimdi az önce Milli İstihbarat Teşkilatı bir operasyon yapıldığını duyurdu ve görüntüleri de yayınladı. Senden ricam Suriye haritası üzerinden bu operasyona dair bu harita ve o görüntüler eşliğinde yorumlamak. Ya şöyle, bu harita neden önemli? İsterseniz bir iki cümle onunla ilgili söyleyeyim. Türkiye 2015'teki Çukur terörü olaylarından sonra mücadelesini devlet içi boyuttan devlet dışı boyuta, extra state boyutuna taşıdı. Dolayısıyla bununla birlikte de terörle mücadelesi Türkiye'nin daha yoğunluklu olarak Suriye ve Irak'ta PKK-YPG kaynaklı terör örgütüyle ilgili hususları söylüyorum, yoğunlaştı. Şimdi bu dikkati nazara alındığında, biliyorsunuz bu türden görüntüleri daha öncesinde bir kara harekatı gerçekleştirmeden evvel nerede görmüştük Çetin Erçetin? İstiklal Caddesi saldırısının hemen akabinde Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurlar PKK-YPG'nin Suriye'de kullanmış oldukları birçok depo, mühimmat, tesisi... Şu an gibi ekranda veriyoruz. Mesela burada gördüğünüz bunlar bugünkü gelen görüntüler. Evet. Milli İstihbarat... Yeni daha... Tabii tabii. Yaklaşık bir yarım saat önce basına servis edilen Sevgili görüntüler. Sevgili Abdullah, sen de benim yanıma gel istersen. Beraber hem askeri anlamda Yusuf'la beraber, evet, hep beraber. Bunlar biraz önce gelen görüntüler. Karşında... Gelen görüntülerden de çok rahatlıkla görüyoruz ki yine Milli İstihbarat Teşkilatı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları daha önceden keşfi yapılmış PKK-YPG'ye ait barınak, sığınak, kullandıkları tesisler, iletişim unsurları gibi birçok hususu hedef almış. Dikkat edin yalnız burada. PKK-YPG'nin kullandığı tesislerin dışında sivil hayatı ve altyapıyı hedef alacak hiçbir şekilde bir harekata müsaade edilmiyor. Burada tabii bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kuvvetle tahmin ettiğimiz bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde YPG'ye yönelik olarak verilmiş olan teçhizatın, mühimmatın ya da onların kullanmış olduğu araç ve gerecin yüklendiği hususlar. Süleymaniye'deki Arbat ya hava üstünde patlayan tesise benziyor. Yani burada belki de sevgili Abdullah Ağar'ın dediği gibi terör örgütüne yönelik olarak Türkiye'ye kullanılmak üzere bir kamikaze drone merkezi, evet, de olabilir. Bilmiyoruz tabii bunların içerisinde ne olduğunu. Fakat bunun anlamı şudur. Yani ne anlama geliyor bu? Terör örgütüne karşı kara harekatı yapılmadan yapılan bu tür harekatlar bana rağmen burada varlık göstermene müsaade etmem. Bu bir nevi terör örgütünü yıldırma, sindirme. Çünkü sadece tesislerini vurmuyor. Kimi vuruyor? Biteviye, yani namütenahi bir şekilde lider kadrosunu hedef alıyor. Bugüne kadar 2018'den bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı, bir cümle söyleyeyim, 1532 lider kadrodan YPG ve PKK'nın etkisiz hale getirmiş. Bu ne demek? Kafası kopuk bir tavuk haline getirmek demek örgütü. Bu ise lider kadronun dışında bugün Suriye'nin içerisinde, Irak'ın içinde de belki devam ediyordur. Çünkü nakıs bilgiyle değerlendirme yapıyoruz. Bugüne kadar verilmiş olunan ve örgütün de terör üretmek maksadıyla kullandığı tesisler hedef alınıyor. Ben hemen ikinize de sorayım. İkiniz de askeri geçmişiniz olduğu için şu an ekranda bir görüntü var. Tabii ben bir gazeteci olarak askeri tesisleri ziyaret ettiğim zaman şuraya baktığımda bunu teröristlerin bir yatakhane olarak, bir sığınma noktası olarak, yatakhane gibi bir tesis gibi kullandıkları aklıma ilk geliyor. Ve bu tesis mesela karşımda. Burası da yine bir mühimmat deposu gibi duruyor. Çünkü yerin arkadan altında. Arkadan büyük bir duman. Evet, arkadan büyük bir duman çıkıyor. Çünkü bir de yerin altında. Bu gibi durumlarda
Şimdi biz bir de hani üçüncü taraflar çekilsin dedik. Hı hı. Suriye'deki üçüncü tarafı da hepimiz biliyoruz. Yani evet. Şimdi bunu uluslararası anlamda ne manaya geldi? Yok, kediye kedi demek lazım. Yani... Herkes biliyor. Evet, eyvallah. Açık ve net söylüyorum. Tabii. Üçüncü taraflar burada olma ihtimali var mı? Üçüncü tarafların tabii burada olma ihtimali yok. Yani bu uyarıdan sonra zaten yok. Üçüncü taraflar normal zamanlarda da PKK-YPG'nin kullanmış olduğu yatakhaneleri, oraları buraları kullanan taraflar değil. Bir de üçüncü tarafın daha çok YPG ekseninde işbirliği içerisine girdiği Amerikan bayraklı kişiler, bizde Amerikan Silahlı Kuvvetleri olarak lanse edilse de Private Military Companies dedikleri o özel askeri firmaların Amerikan üniforması giymiş, tabii CIA kontratlı, efendim mesela Pentagon kontratlı kişileri var. Dolayısıyla ben bu kadar açık uyarıdan sonra, ki muhtemelen Hakan Fidan'ın üçüncü taraflar uzak dursun açıklaması diplomatik kanallardan da ulaştırılmıştır. Üçüncü taraflar uzak dursunun muhataplarına. Tabii bu sual soruluyor sevgili Çetiner. Bu kadar alenen söylendikten sonra PKK-YPG'nin terörist kadroları saldırının geleceğini biliyor, bir yere giriyor. Dolayısıyla bu bombalamaların o zaman ne anlamı var? Burada da şu cevap çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada PKK'lıların öldürülmesinden ziyade onların Suriye sahasında kullanmış olduğu iletişim vasıtaları, enerji hatları, bu enerji hatları kelimesi falan uluslararası basında Türkiye Suriye halkının kullandığı enerji nakil hatlarını vuruyor şeklinde de yanlış bir şekilde yorumlanıyor. PKK'nın kullanmış olduğu, akaryakıt aldığı istasyonlar dahil olmak üzere etkisiz hale getiriliyor. Tabii bu mesela sadece bu ölçekteki bir harekat, PKK terör örgütünün Suriye içerisindeki idame dediğimiz gününü geçirip terör üretmek için harcadığı zamanı tamamen boşa çıkartır. Yani şu enkazın ortadan kaldırılması dahi en az birkaç ay sürebilecek bir husus. Şöyle bir şey sorayım. Şimdi bu hedefler bu operasyon öncesinde illaki belirlenmiştir. Yani tabii. Ankara'da yapılan bombalı saldırı girişimi sonrası değil, illaki öncesinde bir tarama, bir saha bilgisi. Çünkü biliyoruz ki İHA'lar, SİHA'lar elbette ki terörle mücadelede çok etkin ama yer unsurlarını tabii göz ardı etmemek tabii lazım ki bu operasyonların aslında Milli İstihbarat Teşkilatı açısından da yerde de ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tablo olduğu yorumlanabilir mi? Tabii ki şimdi istihbarat teşkilatlarının bu anlamda bir kapasite inşası o kadar parmak şıklattığınızda kolay olmuyor. Diyarbakır Belediyesi'nin arka kapısından girenler bunu çok iyi bildikleri için hiçbir şekilde buralarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kapasite öğretmesini hissetmediler. Biz seninle de Abdullah Bey'le de yapmış olduğumuz sohbetlerde konuşuyoruz biliyorsun. O bölgenin sosyolojisini bilmeden, dilini bilmeden, geleneklerini bilmeden, o bölgedeki adetleri bilmeden bu şekilde kapsamlı bir istihbarat çarkını döndürüp istihbarat elde etmek mümkün değil. Şu peki sorulamaz mı? Yani kardeşim madem bunlar biliniyor da İlla İçişleri Bakanlığı'nın önünde bomba mı patlaması lazım geliyor bu tesisleri vurmak için? Hayır, öyle değil. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı her gün, siz habercisiniz, biz de gazetecilik yapıyoruz hasbelkader. Ama her gün Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı ya Irak'ta ya Suriye'de birçok tesisi ve elebaşı kadrosunu etkisiz hale getiriyor. Bu biraz daha şu an o saldırının üzerine elde var olan istihbarat bilgisinden giderek daha yoğun bir etkisiz hale getirme harekatı izliyoruz. Tabii bu şey de olabilir, bilmiyoruz tabii. Bu benim naçizane yine yorumum. Bir kara harekatı öncesi terör örgütünün kullanabileceği elindeki enstrümanlara yönelik de bir harekat olabilir. Yani düşünsene, silah kullanacaksın, silahın vurulmuş. Mühimmat kullanacaksın, mühimmat depon vurulmuş. Diğer terör örgütleriyle iletişime geçeceksin, radar sistemlerin ya da iletişim sistemlerin, uydu sistemlerin vurulmuş. Bu tabii büyük bir sıkıntı. Abdullah abinin söylemiş olduğu konuşmanın girizgahındaki Rakka'ya kadar indiler kelimesi de son derece kıymetli bence. Sevgili Abdullah, sen nasıl yorumluyorsun bu görüntüleri? Şimdi YPG PKK terör örgütü sürekli bir terör devleti kurmakla ilgili bir faaliyet, bir yeraltı ve yer üstü inşası içerisinde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu sürekli takip ediyor. Sürekli hedefleri belirliyor, işaretliyor ve güncelliyor. Şimdi bir diğer tarafıyla da konunun son derece hassas bir tarafı var. Böyle hani
çok prefabrike yapılar var mesela şu an gördüklerimiz. Evet. Bunlar mevsimsel koşullardan kaynaklı mı bu şekilde inşa ediliyor yoksa depodur. Amerikalılar geldi hemen apar topar hızlı bir şekilde mi yapıldı? Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Üstten sağlanan örtü önemli bir örtüdür. Yani orada basit bir çatı bile olsa içinde ne olduğunu uzaydan göremiyorsunuz, havadan göremiyorsunuz. Hı-hı. Bu bile yeterli bir sebep.